Günaydın, hoş geldiniz. Saat 9:35. Borsa henüz açılmadı. Güzel, kazançlı ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Öncelikle hoş geldiniz tekrar. Günaydın. Şimdi haftaya nasıl başlıyoruz? Hafta yine bu İsrail, Filistin durumu ya da savaşı, Orta Doğu'daki bu sıcak gelişmelerle belirsiz bir haftaya başlıyoruz. Sadece geçen hafta aşırı derecede tansiyon çok yüksekti. Yüksek bir tansiyon bir anda ortaya çıkmasıyla riskli piyasalarda, genel anlamda dünyada bütün riskli piyasalarda satış güvenli limanlara doğru bir alım olduğunu gördük. Haftayı da böyle kapattık. Ancak bu hafta biraz daha böyle ne diyelim diplomasinin öne çıktığı bir hafta olarak başlıyoruz. Belirsizlik devam ediyor. Diplomasi örneğin Amerika Başkanı Joe Biden'dan gelen açıklama bence oldukça önemliydi. Diyor ki İsrail Gazze'ye saldırır, yani Gazze'yi işgal ederse bu çok büyük bir hata olur şeklinde böyle bir açıklaması var ki ilk müdahil olanlardan bir tanesi Amerika'ydı. Gemiler, donanmalar, onlar bunlar anında İsrail'e destekler filan biliyorsunuz gönderdi ama hafta içerisinde Katar'ından tutun da Çin'e kadar yani Çin yani ortalık karıştı. Her yerden işte İran'dan, Suriye'den herkes bir alarma geçti bir anda. Şimdi yavaş yavaş diplomasiye döndüklerini görüyoruz. En azından hafta böyle başlıyor. Belirsizlik devam ama diplomasi ağırlık kazandı. Amerika Başkanı, özür dilerim, Amerika Dışişleri Başkanı Blinken, Çin ve Katar'ın da içinde olduğu bir şeyle, grupla görüşmeler, yani daha böyle diplomasi tarafında bir takım böyle konuşmalar ya da görüşmeler yapacak. Yani artık masaya oturulmaya başlandı. Ha, masada tabii nasıl kararlar alınır, nasıl bir anlaşma yapılır, yapılır mı onu bilemeyiz. Ama şey çok enteresan, yani Çin'in de ben barış getiriyorum diye ortaya çıkması, işte Katar'ın Avrupa'ya gaz vermeyeceğiz açıklaması. Yani olay tamamen Orta Doğu'da Suriye'de yeni cephelerin açılması, işte Hizbullah'ın oradan saldırması. Yani hani anlamaya çalıştık açıkçası. Kim kime vuruyor, kim nereden açıklama yapıyor derken hani büyük bir şekilde dünyanın önde gelen ülkeleri işte barış getireceğiz şeklinde biz de geliyoruz açıklaması. Herkes oraya hücum etti ve şu anda diplomasi trafiği daha yoğunluk kazandı. Amerika'da şu an masaya oturdu gibi diyeyim ben size. Anlaşırlar mı, anlaşmazlar mı, durum nereye gider bilemem ama piyasalar şimdi haftaya başlarken biraz sakin. Bunu nasıl anlıyoruz? Şöyle mesela altında hemen bir geri çekilme oldu. Yani 1932 dolarlara giden ons altın biraz hani güvenli alım bölgelerinden azıcık da olsa bir soğumayla 1912 dolara bir miktar satış gerçekleşti. Bu bir kar satışı olarak da gerçekleşmiş olabilir. Çünkü çok hızlı yukarı çıktı. Ama piyasalar biraz böyle ne diyelim o geçen haftaki yüksek tansiyondan hani tansiyonu biraz şu anda azalttık. Hani tansiyon yüksekti, ölüyordu hasta, öyle düşünün. Bir parça şu an tansiyonu düşürdük, biraz ilaç verdik ama hasta hala yatıyor diye düşünebilirsiniz. Yani riskler devam ediyor ama biraz daha sakinlik var. Brent petrol 91 dolara kadar koştu. Orada da biraz geri çekilme oldu ama petrolün yani hani böyle her zıplayışıyla bize zam geliyor arkadaşlar. Yine benzine işte yine yeni zamlar, depolara yansımalar yine geldi ve gelecek de yani gelmeye de devam edecek. Dünyayı etkiliyor çünkü enerji dediğiniz şey otomatikman savaş da böyle bir etkisi olduğunu söyleyelim. Şimdi içeride dolar TL, dolar kuru 27,87 şu anda. Evet yani hemen hemen yani buraya yerleşti. Hani böyle görüp gidiyordu, ben şu anda görüyorum. Yani hani burada bir kaldı. 27,87 bu hafta artık 28'lerin eli kulağında demiştik. Yükseliş devam ediyor. Yükselmeye de devam edecek. Bunu çok dolar endeksiyle şu anda bağlayamıyorum. Çünkü dolar endeksi hafiften bir gevşedi. 106,24. Bizde tam tersine dolar yukarı çıkıyor. Demek ki alakası yok. Tabii dün de konuştuk. Yabancı yatırımcı geldi, gelmiyor derken henüz daha gelen giden bir şey yok. O da biraz moral bozuyor. Kış geliyor, borçlar var, ödenecekler var, döviz ihtiyacı var. Artık hani biz de böyle o şeye giriyoruz artık hani o dikenli yola artık hani mayınlı bölgeye girmek üzereyiz.
Dolayısıyla hani dolar yükselişine devam edecek. Merkez Bankası faiz kararı var. Onu sonra konuşuruz. Biliyorsunuz ayın 26'sındaydı yani Ekim'in son haftasında. Doları nasıl etkileyeceğini onu sonra devam ederiz. Ama dolar yükselişine devam edecek. Yani dolarda bir düşüş beklentim yok açıkçası. Ama ne kadar hızlı gidecek? Tekrar duracak mı? Onları ayrıca Merkez Bankası'nın faiz kararına istinaden tekrardan değerlendirmek lazım. Ama genel anlamda hedefimiz yukarı yönlü devam ediyor. Şimdi altın merak edenler için tabii değiniyorum hafta başı. Ons altında biraz geri çekilme oldu. 1932 dolardan 1912 dolara yaklaşık 20 dolarlık bir düşüş. Fakat dolar TL'ye buradan destek vermeye devam ettiği için çok büyük bir kayıp yok. Yani hani bizim gram altın tarafında zaten beklentimiz yukarı yönlü devam edecek. Çünkü en önemli destek buradan dolar TL'den geliyor, dolar kurundan geliyor. Böyle gidecek diye düşünüyorum. Burada tabii euro dolar paritesine bakalım. Oldukça zayıfladı. Euro dolar 1.05'e kadar geldi. Hatta o küsuratları vardı. 0.58-59'larda. Şu anda 1.053'lerde. Neden? Çünkü hem Avrupa'dan bunu unutmayın arkadaşlar. Avrupa'dan gelen veriler Amerika'ya göre çok daha zayıf. İki, Fed daha agresif Avrupa Merkez Bankası'na göre ve daha böyle Avrupa Amerika'yı takip ediyor diye de düşünebilirsiniz. Yani hani şu an mesela hani bu durum bir miktar daha biraz daha devam edebilir ama sürekli parite gelen verilerle ve doların Amerika'nın Fed'in de ne yapacağı ile ilgili olarak da değişiyor. Yani kalkıp da mesela Euro bölgesinden iyi veriler ve daha agresif açıklamalar geldiğinde parite biraz daha yukarı çıkıyor. Yani parite biraz orta uzun vadede bir miktar daha yukarı çıkabilir ama yukarı çıkması için daha çok erken biraz hani 1.07-1.08'ler var hani 1.10'lara gidebilmesi için o oraları bir geçmesi lazım. Biraz daha buralarda takılacakmış gibi duruyor diye düşünüyorum. Açıkçası çok hani kısa vade için bahsediyorum. Uzun vadeden bahsetmiyorum arkadaşlar. Şimdi bu hafta gecik olan mesela Çin'den veri olacak. Büyüme verisi gelecek Çin'den. Bu arada Çin ortalığı hareketlendirmek, piyasayı teşvik edebilmek için yani ekonomiyi desteklemek için 2020 yılından bu yana yaklaşık ne kadar işte 3 yıl hatta 3,5-4 yıl o günden bu yana hani en yüksek ne diyelim en büyük orta vadeli likiditeyi gerçekleştirdi. Yani piyasaya can suyu anlamında yaklaşık 289 milyar yuan, bu da 39,6 milyar dolara tekabül ediyor. Yani piyasaya bu şekilde bir şey verdi, enjekte etti de, yani para verdi demek aslında bunun Türkçesi. Neden? Çünkü talep yok. Ne derler ona yani içeride de ekonomi çok zayıf. Yani sadece yurt dışından yani dünyadan talepler değil. Dünya zaten çok zayıf. Resesyon şeyi çok güçlü. Fakat hani içeride de sıkıntılar var Çin tarafında. Para gerekiyor. Özellikle mortgage bu Çin'deki emlak krizi ortamı çok geriyor. Ve insanlar ne diyelim hani bankalardan işte bunları iptal etmek için paralarını çekmek için harekete geçtiler. Yani Çin de kaynıyor bir taraftan. Bunlar da işte ekonomiyi desteklemek için işte teşvikleri arttırmak vesaire vesaire biraz daha ortamı sakinleştirmek için çok ciddi bir rakamda piyasaya ne diyelim likidite enjekte ettiler arkadaşlar. Onlar da orayı oradan kurtarmaya çalışıyor. Neyse hızlanalım biraz. Hızlanalım biraz. Çünkü çok önemli bir konu var. Kısa geçeceğim. Bunu daha sonra açacağız ama oldukça önemli. Çok hani haberlerde gündeme geliyor. Şu an basında gündeme geliyor ama henüz daha hiç kimse konuşmadı yani şu bunu. Ben bu kiralık, günlük kiralık evler, Airbnb üzerinden verilen veya Airbnb kullanmadan hiç fark etmez. Yani biz hani şeye döndük yani hani bu ismi kullanıyoruz ama neticede sadece öyle verilmiyor. Başka ilan sitelerinde de işte günlük veriliyor, haftalık veriliyor, aylık verilen bir sürü şeyler var. Kiraya verilen evler var. Bununla ilgili düzenleme arkadaşlar şu an meclise hani eli kulağında bu hafta tık diye çıkabilir onu söyleyeyim. Neleri etkileyecek, nasıl bir düzenleme ben biraz bahsedeceğim şimdi. Ama bu konunun en ayrıntılı bir şekilde bu hafta Cuma günü TRT Radyo'da, TRT 1 Radyo'da
Bunu açıklayacağım. Yani uzun bir program. Bilal Eren'le beraber bu konuya açıklık getireceğiz. Bu düzenlemeyi anlatacağım. Neler getiriyor, neler götürüyor. Özellikle evini kiraya bunu kullanarak verenler. Yani kimleri etkileyecek? Tabii turizmciler, yani turizm sektörü bundan zaten çok muzdaripti. Konu aslında hiçbir düzenleme yoktu bu anlamda. Herkes bir odasını veren de vardı. Özellikle mesela yazlık yerler, yazlık bölgelerde yani otellere gitmek yerine işte haftalık, günlük, aylık ya da sezonluk kiralamalar ne kadar fazla var biliyorsunuz. Sadece Airbnb ile değil yani hani normal ilanlarda da veriliyor, emlak firmaları veriyor bunu vesaire. Yani hani bunun için yasal bir düzenleme yoktu. Herkes evi istediği gibi, konutu istediği şekilde neredeyse saatlik bile veriyordu yani öyle söyleyeyim. Hiçbir düzenlemesi yoktu. Dolayısıyla yani burada çok ciddi bir ne diyelim hem turizm sektörün rahatsız olduğu, Turizm Bakanlığı'nın rahatsız olduğu bir alan hem de çok ciddi bir vergi kaçağı vardı. Uzun zamandır aslında bu konuyla ilgili şeyler var. Yani rahatsızlıklar var, gündeme de geliyordu. Hatta bununla alakalı bakanlık da yazın bir açıklama yapmıştı. Ve demişti ki hani Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuyla ilgili harekete geçtik. Ve yıl bitmeden bu düzenlemeyi getireceğiz demişti. Konu düzenleme yapıldı, meclise geldi. Dediğim gibi bu hafta şu an her an eli kulağında çıkma ihtimali var. Hani ben maddelere baktım, geçecek olan maddelere, ama hani geçtikten sonra da bir takım üzerine yeni şeyler de gelebiliyor, ama çok ciddi bir kere cezalar var. 100 bin liradan 1 milyon TL'ye kadar cezalar var. Tamamen bu şekilde evini verecek olanlar, kontunu verecek olanlar Turizm Bakanlığı ile beraber hani sanki bir turizm işi yapıyormuş gibi o sektöre dahil olacakmış gibi bazı şartları yerine getirmesi lazım. Tabela asmasından tutun da işte komşu izinlerine kadar gibi gibi işte merdiven, yangın merdiveni gibi gibi çok detaylara baktığımız zaman işte bunları yapmayanlara 100 bin liradan 1 milyona kadar büyük cezalar getiriyor. Burada amaç tabii vergi kaçakçılığının önüne geçmek. Bir de hani bu evlere mesela girenler, çıkanlar kim giriyor, kim çıkıyor, bunların kimlik bilgileri paylaşılmıyor. Çok ciddi burada başka işler de dönüyor. Yani işin dolandırıcılık tarafı da var. Mağdur tarafı da çok fazla. Şunu yapanlar da var mesela. Evi kiralıyor. Yani bunu aranızda vardır eminim. Yani bilen. Mesela evi kiralıyor. Yıllık kiralama yapıyor. Özellikle turizm şeyinde sektöründe çok görüyoruz. Mesela evi senelik kiralıyor. Mal sahibinin hiç haberi olmuyor. O evini kiraya veriyor mesela. Kendisi kiraladıktan sonra bunu üçüncü kişilere kiraya veriyor. Odasını veriyor, yarısını veriyor. Öyle böyle. İşte bunların hepsini dahil ediyor. Yani göz açtırmayacaklar. Ben size öyle söyleyeyim. Buna eşlik eden, ondan sonra buna aracılık edenden tutun da kiracılarına kadar, yani üçüncü kiraladıktan sonra kiraya verene, mal sahibine kadar çok ciddi, büyük bir düzenleme bu. Yani yasaklama değil, yanlış anlaşılma olmasın, bir yasaklama değil, tamamen bir düzenleme. Ve çok ciddi de dediğim gibi bir karşı olacak. Yani büyük cezalar getiriyor aynı zamanda. Bunu detayları ortaya çıktıktan sonra ben detaylı bir şekilde anlatacağım. Dediğim gibi Cuma günü özellikle TRT 1 Radyo'da sadece bu konuyu konuşmak üzere bir yayın gerçekleştireceğiz. Mutlaka şey yapalım. Yani hani orada da siz de soru yorumlarınızı bırakın. Çünkü çok dertli insanlar da var bu anlamda. Mesela diyor ki ben evimin bir odasını kiraya veriyorum da öyle geçiniyorum. İşte filan filan diyenler var. Geçinmeye bu anlamda çalışanlar var. Ama yani kazın ayağı öyle değil. Çok geniş bir şey ve ben şuna inanıyorum. Daha önce bunu başka bir gazetede de röportaj yaparken de söylemiştim. Biliyorsunuz konut kiralarında had safhadayız. Yani kiralık
konut kiralarında had safhadayız. Yani en yüksek kiralamalar ve çok ciddi bir mağduriyet var. Yani kiralık ev bulamıyorsunuz. Ben bunun konut piyasasında da fiyatları yükselttiğini düşünüyorum. Çünkü herkes, yani önü açık. Ben de canım istiyor mesela, akşamdan ilan girip sabaha bir odamı kiraya verebiliyorum istediğim fiyata. Geceliği mesela 50 dolar, 100 dolar ya da evi komple verebiliyorum gibi düşünün. Ne oluyor? O zaman otomatikman normal senelik kirayı verecek bir evin de verilmemesi için bunun önüne de geçmiş oluyorsunuz. Ve bu hani Türkiye'nin her yerinde var. Yani sadece bir ilde, bir şehirde değil ama ağırlık kazanılan yerler var. Mesela büyük şehirler, daha şehir merkezleri, daha işte turizm yerleri, turistlerin daha fazla gittiği Ege Akdeniz bölgesinde inanılmaz derecede yüksek. Tabii otelciler bunu sevmiyorlar. Ondan sonra hani turizm sektöründe sekte vuruyor. Fakat ben konut piyasasında fiyatların da yukarı çıktığına inanıyorum. Hatta bununla ilgili bir önerim vardı. Şöyle bir öneride bulunmuştum. Ben tamam, hani bunu yapacak yerleri şey yapalım. Yani bölelim bir şekilde. Her yerde olmasın. Mesela İstanbul'da acayip bir kiralık konut ihtiyacı var örneğin diyelim ki. Hani bölge bölge derecelendirme olsun diye bir öneride de bulunmuştum. Her yer aynı olmasın. Neticede örneğin gerçekten işte turistlerin yoğun olduğu hani merkezlerde buna belki hani derecesi daha yüksek olur ama atıyorum daha ailelerin yoğun olduğu bölgelerde biraz daha derece düşük olabilir gibi gibi. Tabii detaylı bir çalışma bu. Oldukça önemli konut piyasasında bu düzenleme bana göre kiralık konutlarda da biraz nefes aldıracak diye düşünüyorum ben. Özellikle büyük şehirlerde ve şeylerde, siz söyleyin onu, Ege Akdeniz sahillerinde. Çünkü sezonluk kiralama çok yüksek. Yani ya herkes gidip bu tabelaları, bu cezaları ödememek için gerekeni yapacak ya da evi senelik kiraya verecek. Kiralık ev bulamayanlar için biraz nefes aldıracak bir düzenleme olacağını düşünüyorum. Devlet açısından da elbette ki şöyle bir durum olacak. Yani vergi alacaklar. Çünkü çok ciddi bir vergi kaçağı sorunu var bu anlamda. Hani yıllarca böyle evini kiraya vermeyenin elden işte alınan kiralarla mücadele edildi. Artık işte bir şekilde bankalardan yatırılıyor. En azından büyük bir kısmı yatırılıyor. Hala elden alan var. Evet, ama büyük bir kısmı yatırılıyor. Burada herkese çok büyük bir rol düşüyor. Çünkü hani gerçekten kiralık anlamında piyasayı da rahatlatacak bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Neyse, bunu başka bir yayında çok detaylı bir şekilde konuşmak istiyorum. Haftaya böyle başlıyoruz. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar, bu arada unutmadan bu Bitlo'nun altın kampanyası var. Devam ediyor. Altın kampanyasına katılmak isteyenler için aşağıya link bırakıyorum. Soranlarınız oluyor. 3 tane doğrulamayı yapmayı unutmayın, sizden rica ediyorum. Çünkü 3 doğrulamayı yaptığınız zaman size 25 TL değerinde gram gold hesabınıza tanımlanıyor ama 100 kişiye ulaştığımızda bir kişiye 1 gram altın hediye edilecek. Hayırlısı bakalım. Bugün benim eğitim başlıyor. Yeni arkadaşlarla tanışma faslı. Bugün, yarın onlarla birlikteyim. Şimdilik bu kadar. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.